Sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı konuşa konuşa programıyla karşınızdayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne sadece bir gün kaldı ama biz ne yazık ki Kadınlar Günü'nü kutlayabilecek durumdan hala ülkece çok uzaktayız. Zira hemen her gün bir kadının katledildiği, cinayete kurban gittiği ya da şiddete uğradığı görüntülerle ne yazık ki uğraşmak zorunda kalıyoruz. Hala yasal düzlemde çok şey eksik. Devlete yönelik eleştiriler çok artık bardak taşmış vaziyette. Sosyal medyada bu konuyla kadına şiddet, kadın cinayeti konusunda yorum yapan siyasilere yönelik de çok büyük bir tepki var. Zira devlet de, yönetim de, iktidar da sizsiniz ama kadın şiddete uğradığında ya da öldürüldüğünde bundan şikayet eden de sizsiniz. Tepkileri yükseliyor. Şimdi iki konuğum var. Onlarla birlikte hem bu kadına şiddeti neden önleyemiyoruz, neden önüne geçilemiyor, bunu konuşacağız. Hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pandemi şartlarında, salgın şartlarında kutlanıyor. Bu bağlamda neler yapıldığına bir göz atacağız. Konuklarım Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü. Canan Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar sevgili Gülten. Merhabalar sevgili Nurcan. Evet, Merhabalar. diğer konuğum da hem yazar ve insan hakları savunucusu Nurcan Baysal. Nurcan, hoş geldin yayına. Merhaba Canan Hanım. Merhaba. Nurcan, sen de hoş geldin. Anons ettim. Lütfen Canan Hanım, sizden başlayalım isterseniz. Bu sıcağı sıcağına şiddet meselesini bir konuşalım. Ardından da 8 Mart için hem siz dernek olarak hem de iktidarla çalışmalarınız bağlamında neler yapıyorsunuz, ne ortaklaşa neler yürütüyorsunuz? Bunları dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle lütfen paylaşalım. Valla aslına bakarsanız bugün 7 Mart ve dün gece internete düşen video üzerinden Samsun'da yaşanan trajediye, Afyon'da bu ülkenin 92 yaşındaki bir kadın büyüğüne tecavüzü ve yine Beşiktaş'ta yapılan 8 Mart eylemleri içinde 6 tane LGBT arkadaşımın gaza mahkum kalınarak gözaltına alınması. Şimdi buranın hangi tarafından tutup konuşayım ki? Sabahtan beri bütün arkadaşlarımla bunları tartışıyoruz. Bu ülkede bu mekanizmaların işlemediği sürece arkasından kınıyorum, adalet yerini bulacaktır söylemlerine karnımız tok artık. Gerçek anlamda söylüyorum. Daha geçen hafta insan hakları eylem planı açıklandı. 18 yıldır bu ülkede kadın cinayetlerinin arttığı, insan haklarının gerçekten yerle bir olduğu bir süreçte yeniden bir eylem planının içine bizim çok özemsediğimiz ve özenle de istediğimiz ısrarlı takibi koyarak bir paket haline getirmenin yanlış olduğunu söylüyorum. Ve iktidarla evet Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Aile Bakanlarına acil yardım hattı işletmemiz nedeniyle şiddete dair her konu hakkında dönebilecek bir zemini yakaladık nihayetinde onlarca yıl sonra son 8-9 aylık bir süreçte ve onlar da bunları kale aldı. İşte ısrarlı takibin ana felsefesi oradan geliyor ya da sığınak sayılarının arttırılması gayretleriyle elektronik kelepçenin 81 ile dağılması. Ama biz elektronik kelepçenin 81 ile dağıtılarak kadına karşı şiddet uygulayanlara takılmasını beklerken Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yasaklı öğrencilere takıldı. Yani şimdi böylesi bir ortamda bütüncül bir politikayı hayata geçiremediğimiz ve biz kadın örgütlerinin her zaman kadın cinayetleri politiktir cümlesinin altında yatan asıl gerçeğin bu olduğunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Kadın hareketinin, güçlü bir kadın hareketinin hatta son dönemlerde daha da sorgulayıcı ve sahalarda bu ölümlerle önlenebilecek istismarı, cinayeti, şiddeti önlememe iradesine karşı ses yükseltiyoruz. Daha 15 gün önce yine bir siyasi partinin eski başkanı çıkıp dedi ki kadın madın konusunu geçin, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırın. Şimdi bugün bana hangi insan evladı çıkıp diyecek ki 92 yaşındaki bir kadına bu ülkede tecavüz edilme imkanını sağlayan hangi yasal mekanizmadır? Bu yasal mekanizmaların uygulanmamasıdır. Burada kim vardı iktidarda ya da kim vardı iktidarı denetleyerek muhalefet olarak sorgulamayan bütün herkesin suçu kendi oranında var. Ama bu suçun yönetimde bulunarak bu yasal mevzunun İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açan, nafakayı tartışmaya açan, 103'ü tartışmaya açan, erken yaş evliliğini af getirmek için meclise giden ve tüm bunlarla beraber anayasada resmi nikah olmadan dini nikah kıyılamaz maddesini kaldıran zihniyetle
kürtajın yasak hale gelmesini sağlayan bu politikaların hepsi sahaya böyle yansıyor. İstismara uğrayan çocukların aynı eve babalarının yanına tutuksuz yargılandıkları süre içinde birlikte geçirmesini düşünen zihniyet bugün bana hangi cevabı verecek? 9 kere karakola giden Samsun'daki kadın arkadaşıma boşandığı kocasının uyguladığı şiddette hakim o çocuğun yüzüne nasıl bakacak? 5 yaşındaki çocuğun tanık olduğu bu şiddet olayıyla ilgili kim ifade verecek? Yani Gülten bir tane değil ki sorun. Tuttuğun her yerden dökülüyor ve biz burada 8 Mart'ta tek günde çıkıp da meydanda ne bağıracağız? Bunları bağıracağız tabii. O meydanlara da izin verilirse Adana'da LGBT korteşe girmesin, İstanbul'da LGBT, yani LGBT'ye bir tukaka ilan ederek onun üzerinden kadın hareketi ve kadın kazanımlarına karşı bir mücadele değil. Biraz artık çeki düzen verelim. Bu ülkenin Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekiyorsa toplanacak. Eğer tek adam rejimi dediğimiz Cumhurbaşkanlığı sistemi ise bu sistemin ana mekanizması, Sayın Cumhurbaşkanı da alacak bütün örgütleri, bakanlığını, heyetini diyecek ki bu sorunu çözün, elini vuracak masaya. Bu iş böyle gider. Yoksa oldu mu olmadı mı, yukarısı bıyık, aşağısı sakal, 3 oy da o buradan gelecek, 8 oy buradan gelecek hesabı kadınların katliamlar içinde gitmesine, hayatlarının en genç çağlarında gitmesine ve artık mezarda tecavüze uğradığımız, ambulansında tecavüze uğradığımız, yetmedi yaşarken sağken 92 yaşında, ya ben büyüğümün 92 yaşına geldiğinde gözünün bebeğine bakarım, onu el üstünde tutarım ki benim büyüğüm bu yaşlarda bana, benim yaşamıma eşlik ediyor. Böyle bir şeyi kabul edemiyorum. Dünden beri, dün geceden beri fitil gibiyim, patlayacak bir bomba. Gerçekten dolmuştuk zaten. Bu kadar 28 çeken Şubat ayında 35 kadın cinayeti var. Neden uygulanmıyor? Benim 2006'da bu ülkenin şu anki iktidarda bulunan partisi yönetmelik yayınlamış, şiddet genelgesi yayınlamış, mekanizmaları ortaya koymuş, 62-84 sayılı yasayı çıkarabilme yetisine sahip olmuş, İstanbul Sözleşmesi için canhıraş çalışmış. Peki her şey varken biz bu iradeyi niye ortaya koymuyoruz? Artık bunun sorgulanması lazım. Neden konulmuyor peki Canan Hanım? Bunu sorayım. Yani neden çekiniyorlar? Neden 9 kere şiddet uygulayan, işte o 92 yaşındaki nenemizi katleden kişinin de defalarca suç kaydı var. Neden ön alınmıyor? Yani göstere göstere geliyor bu cinayetler, bu şiddet olayları. Buradaki yukarıda siz yukarı ana merkezden bu sözleşmenin uygulanması yönünü pazarlığa alırsanız sizin emrinizde çalışan kolluk, emrinizde çalışan yargı cesaret edebilir mi bu tür konuları doğru işletmeye? Ben çok net hatırlıyorum, bir tane vaka ili bende kalsın. Aman ha, istismarları çok görünür yapmayın, hemen halledin, beraatle verin gitsin diyen yazışmaların olduğu dönemlere tanık oldum. Ama buradaki süreç bugün bana, yarın sana, yani bu ülkenin geleceğini etkiliyor. Bu irade kadın politikasızlığı. Kadını siyasetin malzemesi olarak tutmak, kadını o siyaset içinde dinle beraber acılı sos gibi siyasetin üzerine konmak. Sonra sahada bir dinsel algı var. Yani bir sadece algı da değil, uygulaması var. Ya yani sana kalkıyor Diyanet İşleri Başkanı'nın video hazırlıyor. Diyor ki videoda itaat edersen sen kadınsın. Kocana ne yaparsa yapsın çayını vereceksin, yemeğini vereceksin. Yine aynı Diyanet İşleri Başkanı diyor ki bu Covid-19 LGBT'lerden bulaştı. Bugün Sayın Diyanet İşleri Başkanı Covid oldu. Ne diyeceğiz, nasıl sorgulayacağız? Yani bütün bunların her öneminde herkes konuştuğu cümlenin arkasında durabilmeli. Ben sahalarda çalıştığım için söylediğim her cümlenin arkası benim yaşanmışlıklarım. Arkadaşlarımla işlettiğimiz acil yardım hattına gelen vakada nasıl yoksulluk var, nasıl şiddete uğradı, hangi karakola gittiğinde git arkadaşım şimdi işim var, ya da hangisinin sığınak istediğini, bu sığınağa seni götürmem git evinde şiddeti çek dediğini düşündüğünü, bunların yargıya gittiğinde tıpkı Çankırı'daki dayağa karşı yürüyüşün temelini oluşturan sırtından sopayı kadının karnından da pardon sırtından sopayı kadının karnından da sıpayı eksik Pardon. etmeyecek felsefesinin hala bugünlerde yargıda devam eder gibi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun Covid-19'un başında şiddet uğrayan kadını, şiddet uygulayanı tutuklamayın genelgesi çıktı. Yani burada irade bu işte, istemiyor. Bir güruh olsun, o güruhu yöneteyim, iktidarım daha sürdürülebilir olsun. Ama bir iktidarı sürdürmek sadece koltukta oturmak değil ki. Bir iktidarı sürdürmek mutluluğu, başarıyı, eğitimi ülkenize çağdaşlığa götürebilme yöntemidir. Bunun da
Nerelerden engelleniyorsa o engelleme metodolojisi çok içinde değiliz hükümetin açıkçası. Dışarıdan bu üç bakanla son dönemlerde ilerleyen ve düzeltilmesi noktasındaki iletişimle bunu söyleyebiliyorum ama iç yapısında bir yerlerde ya Sayın Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriyor. Ben bazen zaman zaman diyorum danışmanlarınızı değişin ya da ya yanlış bilgilendiriyor ya özellikle yapılıyor ama artık bu politika bu ülkeye gerçekten çok dar geliyor. Peki, Canan Hanım siz kalacak mısınız? Programınızda yoğun mu? Nedir durumunuz? Ona göre Son biz yayın 10 dakikada akımı... Nurcan'ı dinlemiş olayım. 10 dakikam var, Tabii. sonra bir başka yayına gidiyorum. Tamam. Nurcan sen neler söyleyeceksin? Tablo ortada. Evet, Canan Hanım'a tamamen katılıyorum. Hakikaten öyle bir noktadayız ki özellikle iktidarın söylemleri bizim kazanılmış haklarımızın çoğunu tehdit eder hale gelmiş durumda bugün. Yani hem Diyanet İşleri Başkanlığından iktidardaki işte her bir bakanın, Cumhurbaşkanı tüm bunların söylemleri aslında biraz da daha alttakileri de tüm işte kadına yönelik şiddeti niye engellesin ki yukarıdaki söylem böyle olduğunda. Ben şöyle düşünüyorum yani özellikle son yıllara baktığımda hem bölgede hem Türkiye'nin genelinde biz aslında daha çok kazanılmış haklarımız biz elimizden gitmesin diye mücadele ediyoruz. Mesela Diyarbakır'dan şöyle söyleyeyim 2016'da işte KHK'lar ve sonra kayyum atamalarından sonra kadın erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda biz o kadar çok geriye gittik ki. Yani işte alo şiddet hattı kapatıldı, kadın otobüs şoförleri görevden alındı, Dikasum, Kardelen tüm bu tarz kadın merkezleri kapatıldı. Ve burada belediyelerin içerisinde kadın politikaları, daire başkanlıkları vardı. Bunlar kapatıldı. Hatta belediyelerde şöyle bir şey vardı burada. Toplu iş sözleşmelerine bir madde eklemişlerdi. Kadına yönelik şiddete ilişkin yani şiddet uygularsan iş akdin feshedilebiliyordu. Tüm bunlarda biz bütün bu kazanımları bu bölge için kaybettiğimizi söyleyebilirim. Ama Türkiye geneline de baktığımızda yani bu iktidar İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açtı. İnanılmaz bir şey. Geçen hafta değil önceki hafta sağ kanattan bir partinin kadın kolları ziyaretime geldi ve konu İstanbul Sözleşmesi'ne geldiği zaman İstanbul Sözleşmesi'ni desteklemediklerini, kaldırılması hani bu sözleşmeden çekilmesi gerektiğini söylediler. Neden olarak da LGBT olmayı özendirdiğini söylediler. Ya ben de dedim ki İstanbul Sözleşmesi bunu nerede söylüyor? Neyse sözleşmeyi Allah'tan print etmiştim, karşılarına çıkardım. Sözleşmede tek bir LGBT kelime olarak bile geçmiyor. Sadece kadınlar ve tüm işte cinsel yönelimlerin ayrımcı yani ayrım yapılmadan korunmasından bahsediyor. Yani İstanbul Sözleşmesi bilinçli olarak o kadar yanlış anlatılıyor ki yani aileleri yıktığı dahi söylenebiliyor. Burada çok temel bir şey vardır. Siz kadına karşı şiddeti önlemek istiyor musunuz? Elimizde somut bir şey var. İstanbul Sözleşmesi. Ve İstanbul Sözleşmesi sadece ve sadece kadına yönelik şiddeti önlemeye ilişkindir. Yani siz zaten burada aslında şimdi kınıyoruz. İşte bilmem de kadına yönelik şiddet oldu. Tüm bunları söylüyorsunuz. Dün yine akşam işte eşiğin düzenlediği bir programa katılmıştım. Bir partinin kadın kolları başkanıyla. Ve aynı şeyi işte biz kadına karşı şiddete karşıyız, kınıyoruz bilmem ne dedi. Ya bu sözleşme sadece bununla ilgili. Yani siz zaten burada aslında samimiyetinizi gösteriyorsunuz. Bence çok çok önemli bir şey. Yani bu yılda kadın mücadelesi için İstanbul Sözleşmesi'nin tek bir maddesinin bile değiştirilmesini kabul etmemek olmalı. Çünkü hakikaten eğer hem siyasi partiler hem hükümet samimiyse biz bu samimiyeti bu sözleşmeyi ne kadar işte güçlü benimseyip benimsemediklerinden görebileceğiz gibi görünüyor. Ben mesela oy vermeden önce gelecek seçimlerde muhakkak bir kadın olarak buna bakacağım. Yani bu ben neden bu karşımdaki siyasi partiye oy vereyim? Eğer her gün bu ülkede kadınlar öldürülüyorsa ve onlar bunun için hiçbir şey yapmıyorsa hani neden oy verelim mi? Bizim kadınlar olarak bence sorgulamamız gerekiyor ki sorguluyoruz da. Peki Canan Hanım, şunu gözlemliyor musunuz iktidarda? Toplumdan baskı tepki geldiğinde kadın hakları ile ilgili ufak tefek rötuşlar yapılıyor ama mesela o bir sessizlik anı oluştuğunda ya da tepkiler dindiğinde yeniden kadın haklarını tırpanlayan adımlar, söylemler bir anda gündemi kaplıyor. Yani ne dersiniz bu buradaki ikiyüzlülük, samimiyetsizlik toplumda da bir travma yaratmıyor mu?
Tabii ki burada asıl mesele 2016 sonrası durum. Daha önce alışmıştık ona. Bir harekete geçtiği anda işte o kürtajda mesela kaldırılması önüne eylemler yapıldı, anlatıldı ve o kürtaj şu an yasal olarak var ama uygulama noktasında sıkıntı var. 2016'da bu cemaatle ayrılan işler yani darbe sonrasında bir dengesizlik geldi ve bir yerlerde bir açık hani birleşme hesaplaşma ya da bütünleşme adına bu politikalarda kadın politikaları tek araç olarak gelmeye başladı. Biraz önce sevgili Nurcan'ın dediği gibi İstanbul Sözleşmesi'ni bir düşünün. Neydi? Çatının içindeki işte şiddetin organize edilmesini önleyecek. Peki şimdi İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın dediği zaman kişi ben ne anlayacağım? Ya da ben ya da kadınlar ve erkekler ne anlamalı? Türkiye'de hane içinde ya da hane dışında istismar, tecavüz, şiddet ve kadına karşı psikolojik şiddetin her türünü yapanları ben koruyorum manasını olacak. Şimdi bu biraz önce söyledim, iyiyi de doğruyu da söyleyelim. İktidar bu yasaların çıkmasını sağlarken şimdi çıktığı yasalarla Don Kişot gibi cebelleşmeye başladı. Ya siz bunu çıkardınız ve geçen yine eşiğin dışında bir toplantıda ben katılamadım dün akşam bir başka toplantıda olduğum için Sayın Ahmet Davutoğlu'yla bir araya geldik birkaç arkadaş ve o söyledi. Dedi ki biz bu yasayı ve sözleşmeyi hayata geçirirken hepimiz de tanığız aslında. Hiç kimse şerh koymadı bu sözleşmeye ve de hiçbir maddesine koymadı. Dolayısıyla burada başka bir şey var ve bunu herkesin bilmesi gerekiyor ki İstanbul Sözleşmesi pazarlığı bir siyasi pazarlıktır. Bir kirli pazarlıktır. Kadın üzerinden yapılan masalarda bir kirli pazarlığa tanıklık ediyoruz ve utanıyoruz bu tanıklıktan. Ben ısrarlı takip dedim biraz önce. Onun dışında diğer konularda da ben Aile Bakanını arayabiliyorum. Burada aksaklık var, şurada şu var diyebiliyorum ama bu söylemimin dışa yansımasında beni başka medya ana sayfaya götürerek işte ahlaksız kadın iktidar bunlarla işbirliği yapıyor diyor. Adım atanı iktidarın bu iyi adımına karşılık lanse ederek işte bunlar yanlış yere gittiler. Bu ahlaksızlıklarla bütünleşerek işte bizi farklı noktalara çekmeye çalışıyorlar diye. Allah'tan içinde hala aklı başında hala doğruyu görebilen çünkü İstanbul Sözleşmesi özelinde de arkasında savunmayı yapanlar oldular. Bunlarla beraber ben bu aklı selimin hayata geçmesini ve bu yaptığı işlerden geri adım atmasına demin çağrımı onun için yapmıştım. Tekrardan da yapıyorum. Bu gidiş geliş evet dediğiniz gibi toplumda işte 90 yaşındaki kadına tecavüz edersem nasılsa yakalanmam. Ben karımdır döverim eski karımdır benimdir. 9 kere zaten yargı bir şey yapmamış. Ya erkekler bu olaylardan sonra gözaltına alınmadıkları, tutuklanmadıkları için çıkıyorlar gidiyorlar pencerelerinin önünde kadınlara bak işte buradayım bir daha sen hayatta ayakta kalamayacaksın diye korkuyla psikolojilerini bozuyorlar. Bu da toplumun psikolojisini bozuyor. Bir düşünsenize onlarca mesaj geliyor bize Twitter'ımızdan ya da acil yardım hattımızdan, web sitemizden okurken yüreğinizin dağlandığı mesajlar bunlar ve siz güvenemiyorsunuz. Ben bunun arkasında durayım, onu alıp götüreyim. Tam Covid dönemi çünkü. Çıkıp da gidip de yapamadığınız işler, kolluk acaba ne yapacak? Yargı acaba ne yapacak? Bu yüzden bu tür olayların hepsini bakanlıklara iletiyoruz. Ve onların bu konuda arka taraftan da olsa en azından desteklerini görüyoruz. Bu konunun artık sadece eleştirme ve üzüldüm cezasını alacak söylemlerinden öte uygulanması gereken yasal mevzuata hakimlerde uygulamadıklarında o 9 kere işlev görmemiş, o ceza uygulamasını hayata geçirmemiş hakim hakkında biz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak takipte bulunacağız. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bu yetkiyi bize veriyor. Peki Canan Hanım çok teşekkür Ben ediyoruz çok yayına teşekkür ederim. katıldınız. Değerli Sağ olun. görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Sevgiler. Sağ olun. Nurcan istersen biraz da meselenin farklı bir boyutunu konuşalım. Twitter boyutunda şey denilmeye başlandı. İşte adalet yargı çalışmayınca Twitter yargının yerine geçiyor. Bir karikatür de gördüm. Twitter kuşunun üzerine cübbe giydirilmişti, hakim cübbesi. Yani böyle mi? Artık bundan sonra bizim adalet arama mekanımız, zeminimiz Twitter mı, Facebook mu? Ne diyorsun? Yani tabii ki olmaması gereken bir şey hiçbir şekilde. Çünkü tamamen yanlış bir yöne de gidebilir bu. Maalesef insanlar işte artık yargıya güvenmedikleri için Twitter üzerinden adalet arayışına gidiyorlar. İşte hem kadınlar, şiddete uğrayan kadınlar, işte hem kaybolan insanlar üzerinden çünkü seslerini duyuramıyorlar. İşte ben geçen hafta
Yok, bu hafta Hürmüz Diril meselesini yazmıştım. İşte bir yıldır biliyorsunuz Hürmüz Diril kayıp ve aile her gün Twitter'dan o sesi duyurmaya çalışıyor. Çünkü seslerini, insanların seslerini duyurabileceği bir mekanizma da kalmadı. Yani adalet mekanizması topyekun çökmüş durumda Türkiye'de. Ama ben yine de sosyal medya asla ve asla bunun alternatifi olmamalı diye düşünenlerdenim maalesef. Hani kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani bazen işliyordu. Özellikle kadına yönelik şiddet meselesinde son zamanlarda bir dolu tutuklama ancak Twitter'da kadınların örgütlenmesiyle olabildi. Ama bu bazen çok kötü, çok farklı sonuçları da yol açabilir. Peki Nurcan, son olarak şunu sorayım. Yine kadın haklarının tırmanlandığı bir diğer alan iş. İşsizlikle belki mağlur ediliyor yine kadınlar. Tabii bu da onları haklarını arama konusunda ya da boşanmaya karar verdiklerinde tek başlarına güçlü bir şekilde ayakta durmalarını engelleyici bir faktör olarak da karşımıza çıkıyor. Hem yerelde hem ulusalda baktığında bu anlamda da hakların büyük ölçüde kaybedildiğini gözlemliyor musun? Evet, özellikle Covid süreciyle daha fazla gözlemliyorum. Açıkçası Covid sürecinde kadınların ne kadar işlerini kaybetti, buna ilişkin bir çalışma yapıldı mı bilmiyorum. Ama ben etrafımda birçok kadın arkadaşım da bunu gözlemledi. Bir de Covid sürecinin bizim üzerimizdeki yansımaları çok daha farklı. Yani şöyle söyleyeyim, ben mesela kendim bir yıldır bir yandan işte şu an şimdi seninle programa katılırken az önce temizlik yapıyordum. Temizliği bıraktım. Bir yandan temizlik, bir yandan yapmam gereken işler çünkü çocuk bakımı bunlar zaten yani ataerkil toplumda neredeyse tamamen kadınların üzerinde bu işler. Ve sürekli aynı zamanda da işte uzaktan evden çalışmaya başladık. O da çalışabilenlerimiz. Ama birçok iş yeri mesela şunu yaptı. Diyarbakır'da da bunu gözlemlemek çok mümkün. Organize sanayiye gittiğiniz zaman falan. Mesela işte 50 kişi işten çıkaracaksa bakıyorsunuz bunun çoğunluğu kadınlar. Yani hani şu düşünce var. Erkektense kadını çıkarayım, kadını bir şekilde işte ailesi eşi bakar düşüncesi de bir yandan oluyor. İş yükü, ekonomik sorunları çok daha fazla, çok daha hakikaten bir kriz ölçüsünde benim gözlemlediğim. Buna paralel aynı zamanda da özellikle gıda fiyatlarının artışı Türkiye'de son bir yılda gerçekten korkunç. Yani korkunç bir vaziyette ve bütün bu gıda alışverişiyle ilgilenen kişi de genellikle ailede kadın. Ve ben sadece bu gıda alışverişinden dolayı birçok ailede hani kavgaların çıktığını biliyorum. Yani işte hani market nasıl bu kadar tuttu? Süt bir iki katı falan gibi. Bütün bunları, bütün bu ekonomik şeyi de düşünmesi gereken, işte çocuğa süt, bebeğe mama, bütün bunları düşünmesi gerekenler kadınlar. Bir de kadınların emeği çok fazla sömürülüyor Gülter. İşin öyle bir tarafı da var yani. Yani bazen ben kendim de sabahtan akşam bakıyorum çalıştım ve sonuçta tamamen bir sömürülmüş emek oluyor. Çünkü böyle bir şey de maalesef gittikçe daha fazla güçleniyor. Evden çalışmayla bu sömürü çok daha fazla maalesef de artmış durumda. Yani Covid'den sonra kadınların durumunda hem ekonomik hem sosyal olarak çok daha fazla hakikaten gerileme oldu. Umarım buna ilişkin bazı araştırmalar da yapılacaktır yakında diye düşünüyorum. Peki, belki görünen o ki uzun bir süre daha 8 Mart'ı neşeyle, ağız tadıyla, dayanışmayla değil de ne yazık ki bu tür tatsız olaylarla anacağız, idrak edeceğiz gibi görünüyor Nurcan. Yayına katıldığın için çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.